Merhaba, Böyle Oldu Ya, hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Şehitler Tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor, diyor Arif Nihat Asya. Kadim kültürümüzün başat unsurlarındandır kahramanlarımız. 4000 yıldır varlar, bundan sonra da var olacaklar. Biz Böyle Oldu'nun bu bölümünde kahramanlarımızın toplu halde görünür olduğu bir günü konuşacağız. 15 Temmuz 2016 yılı. O gün olan kahramanları, gerçek kahramanları. Fakat farklı bir pencereden bakacağız. Kahramanlarımızı onları araştıran isimlerden dinleyeceğiz. 4 isim eşlik edecekler bizlere. 15 Temmuz direnişini din sosyolojisi başlığında inceleyen Sema Balcı. Sosyal politika uzmanı, akademisyen Nergis Daman. Araştırmacı kimliğiyle tanıdığımız sosyolog Erol Erdoğan. Ve psikolog yazar Hüseyin Besli. Misafirlerimiz bilimsel araştırmalar, akademik çalışmalar, analiz ve makaleler için 15 Temmuz kahramanlarını inceledi. Şehit yakınlarıyla ve gazilerle birebir görüşmeler yaptılar. Biz de ortadaki kahramanlık tablosunu, yapılan bu araştırmaların ışığında merak ettiklerimizi soralım istedik. ...15 Temmuz'da millet kendi adına ne yapması gerektiğini onu yaptı. Milletler böyle durumlarda ayağa kalkarlar. Bir şehit köprüye giderken nişanlısı arıyor. Beni seviyorsan gitme diyor. Seni seviyorum ama diyor, vatanımı senden daha çok seviyorum. Burada kendi iradesine sahip çıkma var. O gece Sayın Cumhurbaşkanımız televizyon ekranında cep telefonu aracılığıyla insanları sokağa davet ederken darbeye karşı biliyorduk ki insanlar sokağa çıkacak. Vatandaşlarımızın da önemli bir kısmı biliyordu ki Cumhurbaşkanı bu darbeye direnecek. Belki ölecek, belki şehit olacak ama teslim olmayacak. Bir direniş hikayesi. Bir kahramanlık destanı. Milletin devletine ve vatanına sahip çıktığı gün. 15 Temmuz'da. Ne oldu? 15 Temmuz bu milletin 1-2 asırdır gömülmüş, görünür olmaktan çıkmış, Batı karşısında hep ikincil kalmış, hep özenti içinde kalmış, oralarda kaybolmuş duygusunu, onu asıl tarihte millet yapan duyguyu ortaya çıkaran bir gecedir. 15 Temmuz toplum için ve toplumu oluşturan bireyler, gruplar, bürokrasi, öğrenciler, gençler, kadınlar, yani nasıl bir tasvir yaparsak yapalım, toplumu oluşturan her birey ve grup için, katman için gerçekten bir kendini farkına varma gecesiydi. Türkiye'de 10 yılda bir darbe olur. Türkiye'de hiçbir zaman seçmen kendi iradesini ortaya koyamaz. Ortaya koyduğu takdirde de mutlaka bir elit kesim veya bir hakim güç ortaya çıkar ve bu iradeyi ortadan kaldırır. Dolayısıyla 15 Temmuz bence kendi iradesine sahip çıkma açısından geçmiş dönemin tamamen temize çekildiği bir gece. Günlük hayatta böyle bir şeye tepki verilmez derken, hatta böyle gündelik hayatta gençlerin işte artık eskisi gibi değerlerine sahip çıkmadığı, şu an bir şey olsa, savaş olsa gençler dışarı çıkmaz gibi söylemler varken 15 Temmuz'dan yakın bir dönem önce, 15 Temmuz'da bir bakıldı ki yani hiç alakası olmayacak denilecek kişiler bile dışarı çıkmıştı. Yani 15 Temmuz böyle bir olgunun, yani refleksin olduğunu gün yüzüne çıkarmış oldu. 15 Temmuz'da millet kendi adına ne yapması gerekiyorsa onu yaptı. Milletler böyle durumlarda ayağa kalkarlar. Gelen seli, gelen tehlikeyi, gelen fitneyi durdururlar. O durduktan sonra geri çekilirler. Halk o gece demek ki darbeleri önleyebilirmişiz diye düşünmeye başladı. Aslında geri dönük olarak da
bu tartışmaları izledik. Ya 28 Şubat'ta şöyle yapsaydık önleyebilirdik. 12 Eylül'de aslında böyle yapsaydık önleyebilirdik. Hatta 27 Mayıs'ta böyle yapsaydık önleyebilirdik diye geriye dönük olarak da bir anlamda bir öz eleştiri yaptılar. 15 Temmuz'da fert fert ve toplum olarak o destansı duruşu, destansı şahlanışı meydana getirmiştir. Artık Türk halkı farklı gruplarıyla, farklı siyasi yaklaşımlarıyla beraber darbe karşıtıdır. Bu Türk halkı için, Türkiye için sevinici bir durumdur. 15 Temmuz gerçekten darbelere karşı, emperyalizme karşı, işgallere karşı Türk halkının aynen milli mücadele döneminde olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı dönemlerinde, yıllarında olduğu gibi bir olduğu bir zaman dilimidir. 251 şehit verildi bu kalkışmaya. Şehitlerin kahir ekseriyeti, büyük bir çoğunluğu sivil. Yani mesleği askerlik değil, polislik de değil. Asker ya da polis olsalar, şehitlik mesleki anlamda hayatlarının bir parçası olarak görülebilir. Şehitlik fikrine aşina, kendilerine böyle bir rota çizdiler diyebiliriz. Ya da fiili bir savaş hali olsa, şehitlik psikolojisi toplumun geneline tezahür etmiş olabilir. Oysa burada durum farklı. Öyle ki farklı meslek gruplarından, farklı yaşlardan, farklı aile yapılarından 251 kişi aynı zeminde şehadete yürüdü. Anlaması zor bir durum. Peki, motivasyonları neydi? Buradaki temel motivasyon aslında ülke aidiyeti. Yani ülkeye ait hissetmek, topraklarını korumak, vatanını korumak ve aynı zamanda kendi seçtiği iktidarı ya da kendi seçtiği politikacıları ya da o yönetimi sahiplenmek. Dolayısıyla burada kendi iradesine sahip çıkma var. Biz 15 Temmuz gecesinin öncesine gidersek, hiç de o günlük hayatta insanların bir gün sonra, iki gün sonra şehit olacakları, gazi olacakları, vatan, millet, devlet diye sokağa döküleceğini söylesek kolay kolay kimseye inandıramazdı. Türklerin alp ülküsüyle bu İslam'daki cihat akidesi böyle birbiriyle çok uyumlu bir şekilde anlaşıldı. Yani şehit olma. Zaten insanlar ahirete inanan insanlar, ölümü son olarak görmeyen insanlar ve madem öleceğiz, ecelimiz de belli, ölüm saatinin belli olduğuna da inanıyorlar. Madem öyle, o zaman şehit olarak ölelim diye düşünüyorlar. Yani sivillerdeki motivasyon buydu. Bir de dediğim gibi bağımsızlık olayı, işte demokrasi olayı, bu tarz ifadeleri de çok duydum. Yani sık sık duyduğum ifadeleri zaten size aktarıyorum. Hani demokrasi elden gitmesin, hani demokrasi olmazsa özgür yaşayamayız veya toprak parçasını koruyalım çünkü üzerinde değerlerimiz var. Bu değerlerin olmaması yani hayatımızı daha çok zora sokacak. Özgürlüğümüz, bağımsızlığımız, inançlarımız, ailemiz hepsi riske girecek. Yani bu tarz motivasyonlarla insanlar şehit olma arzusu içindeler. Ankara Gölbaşı'nda toplanıyorlar ve sokağa çıkıyorlar, meydanlara yürüyecekler. Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrısından sonra bakıyorlar ki yanlarında herkesin maruf olan sarhoş birisi de yürüyor. Kendi aralarında fısıldaşmaya başlıyorlar. Bunun ne işi var burada diye. O arkadaş, vatandaş farkına varıyor bu fısıldaşmanın. Ve birden diyor ki, yani şehit olmak yalnız sizin hakkınız mı? Benim hakkımda olamaz mı? Diye cevap veriyor. Bu dediğim gibi onun şahsıyla izah edecek bir şey değildir. Ancak taşıdığı toplumsal hafızası. Var olan, var olduğu millet hafızasının içindeki yer alışıyla izah edecek bir şeydir. Sokağa çıkan insanlar ülkesini korumak motivasyonuyla sokağa çıkıyorlar. Yoksa diğer türlü bir kendi ideolojisini, kendi yaşam biçimini korumak amaçlı değil. Darbenin henüz niteliği ya da kimin tarafından yapıldığı belli olmadan bile insanlar sokaklara çıkmıştı zaten. Ama bütün bunlar o gece halkın motivasyonuydu. Belki bunların üzerine şunu da eklemek gerekir. Çünkü araştırmalarda gördük bunu. Arap Baharı diye tanımlanan o sürecin Libya'yı, Mısır'ı, Suriye'yi,
hatta ondan önce Cezayir ve benzer ülkeleri ne hale getirdiğini gördüğü için milletimiz aslında o gece sokağa çıkarak ben Libya olmak istemiyorum. Ben Mısır, Suriye olmak istemiyorum. Ben kaos yaşamak istemiyorum. Ben işgal edilmek istemiyorum. Ben özgür, hür kalmak istiyorum diye düşündü. Önemli motivasyonlardan, darbeye karşı çıkmanın önemli motivasyonlarından birisi bu buydu. Özgür kalma, bağımsız kalma, işgal altında yaşamama, özgür ve hür yaşama iradesi de o gecenin önemli motivasyonlarındandı. Bazı şehitlerin ölmeden önce, bu olayların hiç olmadan, gündemde herhangi şehit olacak bir durum yokken, şehit yakınlarının, ölen kişilerin şehit olma arzusunu dile getirdiklerini söylediler. Hatta bir tanesi hacda şehit olmak için dua etmiş. Bir tanesi tam o en son Ramazan'da her iftar vaktinde şehit olmak için dua etmiş. Bazıları aileleri tarafından, yani İstanbul'da yaşıyorsun, sen nerede şehit olacaksın gibi tepkilere maruz kalsalar da yine de bu taleplerinden yani bunu ifade etmişler. Sokak o gece gördüğü insanlara çok aşina değildi. Çok ortada görünen bir kitle değildi. Seslerini duyurmak için sokaklara sıklıkla çıkan insanlardan değillerdi 15 Temmuz'da sokağa çıkan o kitle. Ama hep varlardı. Dün varlardı. 15 Temmuz'da varlardı. Bugün varlar, yarın var olacaklar. Peki kim bu insanlar? Vatan için ölmek varsa önce ben öleyim. Ben. Öleceğimi bilsem niye buradayım? Benim burada hemen aklıma Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanında romanın kahramanı Mümtaz'a söylettiği bir söz gelir. Diyor ki Mümtaz, milletlerin birikmiş kudretleri nesillerin hatasının üzerinden atlar geçer. Ama o hep var olur. İşte o gece, 15 Temmuz gecesi ortaya çıkan o saklı olan, belki de son 1-2 asırdır nesillerin hatası yüzünden pek görünür olmayan, işte o millet şuuru, milletlerin zenginliği ortaya çıkmıştır. Ve 15 Temmuz gecesini, 15 Temmuz'da fert fert ve toplum olarak o destansı duruşu, destansı şahlanışı meydana getirmiştir. Yoksa kolay kolay izah edemeyiz bunu. Ben geçmişten çok bağımsız görmüyorum 15 Temmuz'da sokağa çıkanları ve sonrasında da şunu da söyleyelim. Geleceği de kuracak olanlar veya gelecekte de herhangi bir tehlike karşısında ülkeyi sahiplenecek olan çocukların da bağını kuruyorum bu sokağa çıkan insanlarla veya ülkesini korumaya çalışan insanlarla. 15 Temmuz'u biliyorsunuz biz bir yönüyle de bir kurtuluş mücadelesi olarak görürüz. Ve ülkelerin kurtuluş mücadeleleri, bağımsızlık mücadeleleri, emperyalizmlere karşı, emperyalistlere karşı özgür kalma mücadelelerinde bu çeşitliliği görürüz. Bir şehit, o sırada nişanlı, 2 ay sonra evlenecek. Köprüye giderken nişanlısı arıyor. İşte gitme diyor, yani beni seviyorsan gitme diyor. Ortalık karışık, silahlar atılıyor, uçaklar uçuyor. Seni seviyorum ama diyor, vatanımı senden daha çok seviyorum. Manevi değerini bunların hepsinin üstünde tutabiliyor. Böyle bir profili vardı o akşam dışarı çıkanların. Diyargamlardı, bencil değillerdi kesinlikle. Hayatları boyunca yaşarken de başka insanlara yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Kıt kanaat geçinenlerde bile, yani elimde az bir şey olsa da biraz diğerleriyle kullanayım, diğerleriyle paylaşayım düşüncesiyle yaşayan insanlardı. Aynı diğergamlıkları, aynı diğer insanları düşünme veya işte fedakarlık olma, fedakar olma özellikleri o akşamda da gün yüzüne çıkmıştı. Bence güvenmemiz gereken, sonraki gelecek içerisinde de bağ kurabileceğimiz nokta, herhangi bir tehlike karşısında güvenebileceğimiz nokta, yaş, cinsiyet, meslek, ekonomik durum, hiçbir şey ayırt edilmeksizin herkesin ortak bir motivasyonla, ortak bir bilinçle bir mücadele vermesi. Dolayısıyla bu bilince güvenerek değerlendirme yapılması ve 15 Temmuz'un anlaşılması daha faydalı olacak diye düşünüyorum. O gece gerçekten hatırlayalım, herkes sokaktaydı. Yani Cumhurbaşkanı da göğsünü siper etti.
Hatırlayalım, o gece Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ender rastlanan ya da benzerlerini Kurtuluş Savaşları döneminde gördüğümüz o siyasi mücadeleyi ortaya koydu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanırken meclis toplandı. Ve o gece mecliste tarihe geçecek önemli konuşmalar yapıldı. Belki de konuşmayı kürsüde yapan siyasetçi arkadaşımız, milletvekili her an yukarıdan gelecek bir bombanın kendine isabet edebileceğini düşünerek bunu yaptı. Ama aynı zamanda belki kahvede ya da bir mekanda erince ortamında olan bir vatandaşımız da sokağa çıktı ve darbeye karşı duramadı. Ya da 15-16 yaşında bir genç de durabildi. Demin anlattık, 70-80 yaşındaki birisi de durabildi. Ben bu çeşitliliği özgürlük ve ülkenin bağımsızlığıyla ilgili ortaklaşma olarak görüyorum. Kurumsal hafıza dediğimiz şey bu. Gelenek dediğimiz şey bu. Milleti millet yapan unsur dediğimiz şey bu. Yani tarihin derinliklerden yaşana yaşana, öyle sadece retorik olarak değil, yaşana yaşana, tecrübe edile edile gelen bir hayat görüşü, bir dünya tasavvuru, bir insan algısı, bir bu dünya ve öbür dünya inancı, bütün bunlar bir araya geldiğinde, dediğim gibi ancak tarihsel olarak süzüle süzüle, üst üste bine bine, üst üste katlana katlana, büyüye büyüye gelen o duygu, belki günlük hayatta onun pek farkına varmayabiliriz. Ama öyle bir an gelir ki o bir volkan gibi patlayabilir, o bir sel gibi barajları yıkabilir. 15 Temmuz'da yaşadığımız bundan başka bir şey değildi. Maalesef darbe sabıkamız oldukça kaba. Başbakanı idam edilen bir ülke burası. Milli iradenin dar ağacına çekildiği bir geçmişe sahibiz. Fakat çok değil, aradan yarım asır geçtikten sonra bu kez liderine sahip çıkan, vatanını koruyan, oyunu bozan bir millet çıktı sahneye. Peki bu değişim nasıl mümkün oldu? Geçmişten ders mi aldık? Yoksa siyaset kurumuyla aradaki bağ mı kuvvetlendi? Ya da başka bir şey mi söz konusu? Benim babam memleket için ağladı. Ben Özal için ağladım. Çocuklarım Erdoğan için ağlamayacak, ağlamayacak. Tamam mı? Ağlamayacak. Ben Menderes'in asılmasıyla Tayyip Erdoğan'a sahip çıkılması arasındaki süreci aslında darbe karşıtlığı kültürünün gelişimi olan bir süreç olarak da tanımlıyorum. 60'ta olan darbeyle 15 Temmuz'u kıyasladığımızda o dönemdeki halkın darbeyi algılama biçimiyle şimdiki halkın darbeyi algılama biçimi çok farklıydı. 15 Temmuz'da insanlar bu FETÖ hareketini darbe olarak değil, işgal olarak anlamlandırdılar. Yani daha önceki darbelerde işte gece yarısı ordu geliyordu, sabah bir uyanıyorlardı ki darbe olmuş. Yani halkın çok da böyle tepki vermeye fırsatı olmuyordu. Burada darbeye karşılık veren felsefenin ya da darbeye karşılık verilen anlayışın değiştiğini görüyoruz. O anlayışın değişmesindeki iki temel sebep var. Birincisi, o döneme kadar olan, yani 60'lı yıllardan, 1960'tan sonraki gelen dönemde yetişen gençlik aslında bir Menderes'e karşı mahcubiyet duyan bir ailenin, bir geleneğin yetiştirdiği çocuklar. Yani 40 yıllık bir süreçte seçilmiş bir iradeye, kendi başbakanlarına, kendi iradelerine sahip çıkamamanın verdiği bir mahcubiyetin kendi çocuklarına yansıdığını görüyoruz burada. İkinci kesim açısından da 2000'li yıllardan sonra her seçimde iradesini ortaya koyan bir kesim vardı ve normalde 2016 yılındaki o işte 15 Temmuz'daki süreçte sokağa çıkma motivasyonun arkasındaki de sebeplerden bir tanesi de bu aslında kendi iradesine sahip çıkma özgüveni. O zaman da belki insanlar Menderes'in idamı karşısında aynı duyguları yaşadılar. Aynı psikolojik durumun içine düştüler ama o zamanki şartlar, daha doğrusu darbenin yapılış şartı biraz da yani ve silahlı insanların köşe başlarından tutmuş olmaları sabah kalktıklarında, o insanların belki de feryatlarını, içindeki üzüntüyü, içlerindeki duyguları dışa vurmasını engellemiştir. Yoksa belki de şey olarak, ben psikolojik olarak çok farklı olduğunu, çok kesin bir ayrım yapmasını
pek doğru bulmam. Darbelere çok fazla ses çıkaramayan, çıkarsa bile bunun içinden söyleyen, içine bir nefret de ortaya koyan ama sokağa çıkıp bir şey yapamayan insanlar o gün kendilerinde sokağa çıkma cesareti buldular ve bunu da ortaya koydular. 15 Temmuz'da hem insanlar artık geçmişteki darbe tecrübelerinden dolayı, yani darbelerin sonucunda ülkenin nasıl duruma geldiğini biliyorlardı, bir tarihsel hafızaları olmuştu. Ben mülakatları yaptığımda insanlar bana bu darbe değil, bu işgaldi, savaştı. Yani bunu birçok kişiden duydum ben. Herkes işgal olarak bunu anlamlandırdı ve Türk milletinin de bu işgale, bağımsızlığa karşı olan bu hassasiyeti de insanların ani bir şekilde refleks vermesine, yani tepki vermesine sebep oldu. 15 Temmuz'a geldiğinde 15 yıllık bir AK Parti iktidarı var. Ki AK Parti iktidarı Cumhuriyet kurulduktan sonra ilk kez halkın iktidarıydı. Halkın tarih boyunca taşıdığı, gelenek olarak tevarüz ettiği inanç, duygu, düşünce, bunların hepsinin bir 40-50 yıl bastırılmasından, hatta 100 yıl bastırılmasından sonra AK Parti iktidarı bunların ortaya çıkmasını şahit olduk biz. Tabii ki bu 10 yıl içinde, 15 yıl içinde bir birikim ortaya çıktı. Bir birikim meydana geldi. O birikim de işte 15 Temmuz gibi bir günde kendisini ortaya koydu. Hem 60 darbesi hem 12 Eylül büyük ölçüde siyasete yönelikti. Ama sonraki 28 Şubat darbesi, 27 Nisan 2007 muhtırası ve 15 Temmuz darbe girişimi aslında halkın tamamına yönelikti. Belki öncesinde ya siyasetle asker kendi arasında anlaşsın, kavgasını yapsın diye düşünen bazı insanlar da aslında namlunun, darbenin kendilerine, vatana, millete, halka dönük bir şey olduğunu görmeye başlayınca da bizzat o kendilerine yönelmiş darbeye karşı da durma ihtiyacı hissettiler. 15 Temmuz'dan sonra darbenin püskürtülmesiyle birlikte biliyorsunuz Türkiye'nin bütün meydanlarında nöbetler tutuldu. Ben o nöbetler esnasında hem İstanbul'da hem Türkiye'nin farklı illerinde bazı meydanlarda bulundum. Sakarya Meydanı'nda, 15 Temmuz Meydanı'nda konuşma yaptım. Kürsüde konuşma yaparken hemen meydanın önünde, kürsünün yakınlarında yaşının 70-80 olduğunu tahmin ettiğim bir beyefendi. Ayakta zor duruyor ama bizim konuşmalarımıza eşlik ediyor. Böyle bir genç gibi alkışlıyor, böyle gözleri gecenin o saatinde bile çok aydınlık, apaçık duruyordu ama yaşı ilerlemişti, muhtemelen hastalıkları vardı ama aynı zamanda ayakta zor duran birisiydi. Ben konuşma bitince yanına doğru gittim. Sahnede indim ve yanına gittim. Dedim ki, bey amca, bakın saat olmuş, gece yarısı. Siz yaşlısınız, siz bizim büyüğümüzsünüz. Siz evinize gitsenize, bakın burada gençler var, sizin adınıza nöbet tutuyorlar. Bana çok enteresan tarihi bir cevap verdi. Evladım dedi, Menderes asıldı, bir şey diyemedik. 12 Eylül oldu, bir sürü genç asıldı, bir şey diyemedik. Müsaade et, şu ahir ömrümde bütün bunların telafisini yapayım. Yani 60'ta çıkaramadığım sesi, 12 Eylül 80'de çıkaramadığım sesi şimdi çıkarabiliyorum. Bu gücüm var. Bırak burada. Hatta bir şey olacaksa burada olsun dedi. Benim amcayı elinden öpmekten başka yapacağım hiçbir şey yoktu. Cumhurbaşkanı'nın o gece vatandaşı sokağa davet etmesi şüphesiz kırılma noktasıydı. Davet hemen karşılığını buldu. Milyonlar sokaklara akın etti. Fakat bu davetten önce sokağa çıkanlar da vardı. İşte onlar liderlerinin arkalarında duracağını çok iyi biliyordu. Lider de davetine icabet edileceğini. Muhteşem bir senkronizasyon. Eşine benzerine az rastlanır bir durum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın profilinde kendisini gören bir halktan bahsediyoruz. Yani Anadolu'dan gelen, işte kendi değerlerine sahip, onu anlayan, onun diliyle konuşan. Dolayısıyla onun söylemi aslında ülkeyi korumaya davet ediyorum. Evet, ben ülkemin başındayım, ülkeyi koruyorum, sizleri de ülkeyi korumaya davet ediyorum şeklinde bir bütünleşme çağrısı. Cumhurbaşkanının açıklaması bu dışarı çıkma olayını daha geniş bir kesime yaydı. Cumhurbaşkanı açıklama yapmadan çıkanlarla o açıklama yaptıktan sonra çıkanlar neredeyse iki katı kadar. Yani daha fazla oldu, bunun etkisi oldu ve bir güven hissetti insanlar bununla birlikte. Yani yaptıkları hareketin bir güvencesi olduğunu düşündüler. Çünkü dışarı çıkanlar olsa da, yani daha en baştan, ilk dakikalardan yine de tereddüt edenler varmış. Açıklama yapılmadan çıkmayanlar, açıklamayla birlikte daha da cesaretlenip çıkanlar. İnsanları sokağa çağıran bir irade, insanların meydanlara davet eden bir görüş,
önce kendisi sokağa çıkmayı, önce kendisi şehit olmayı göze almalı ki böyle bir çareyi yapsın. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi gerçekten de kendisi de ifade ettiği gibi sık sık şehadeti ve ölümü göze alarak insanlara bu çağrı yaptığı için ve zaten konuşmanın içinde vardı biliyorsunuz ben de şimdi meydanlara çıkıyorum diye. O samimiyet insanlara tesir etti, insanların vicdanına ulaştı, insanların kalplerine ulaştı ve bu çağrıya cevap vermelerini sağladı. Bir de Cumhurbaşkanı'nın görünür olması da çok etki etti. Yani açıklama yapması, sonra uçakla havaalanına gelmesi İstanbul'a, orada insanlarla yine konuşması, yani geri çekilmeyen bir lider olması da buna çok etki etti. İnsanlara daha çok motive etti. O gece Sayın Cumhurbaşkanımız televizyon ekranından cep telefonu aracılığıyla insanları sokağa davet ederken darbeye karşı biliyordu ki insanlar sokağa çıkacak. Vatandaşımızın da önemli bir kısmı biliyordu ki Cumhurbaşkanı bu darbeye direnecek, belki ölecek, belki şehit olacak ama teslim olmayacak. Dolayısıyla vatandaşla, milletle yöneticinin, siyasetçinin, Cumhurbaşkanı'nın birbirine olan bu itimadı hem çağrıdan önce insanların sokağa çıkmasını sağladı, hem de çağrı geldikten sonra da artık fevçüveç bütün bir millet olarak sokağa çıkmayı adeta zirveye taşıdı. Bu çağrının bu kadar yoğun bir şekilde karşılık bulması ve desteklenmesi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nezdinde veya profilinde vatandaşın kendi ortak temsilini veya kendi ortak emelini, amacını görmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanının çağrısından önce sokağa çıkan insanlara niye sokağa çıktınız diye sorduk. Birincisi diyor ki bu bir darbeydi. Ben ülkemin özgür kalmasını, ailemin özgür kalmasını, çocuklarımın bu ülkede özgür yaşamasını istiyordum. Bunun için çıktım. İkincisi de şöyle diyordu. Ben bu darbeye Cumhurbaşkanımın da siyasetimin de karşı çıkacağını zaten biliyordum. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı ortaya çıkıp millete seslenmeseydi belki de darbe başarılı olacaktı. Allah-u Alem bilmiyoruz ama biz sosyolojik olarak böyle değerlendiririz. Bir insan bir ülkenin kaderiyle o anda oynayabildi. Bunu dönüştürebildi tabiri caizse. 17-25 Aralık olaylarından sonra yani 2013'ten 2016'ya kadar yani 3 yıl boyunca hani FETÖ'nün artık dini bir hareket, toplumsal bir hareket değil de kendi içinde yapılandığı bir örgüt olduğunu halk anladı. FETÖ'yü ilk darbe yaptıklarını fark ettikleri an halk onları, bunlar bir örgüt, devleti ele geçirmeye çalışıyorlar ve biz devleti kimseye bırakmayız şeklinde. Bunu hesaba katamadı FETÖ'cüler. Tek tip fotokopi makinesinden çıkmış gibi davranış biçimleri, onların herkesin de böyle davranabileceğine dair bir kabullerini bence oluşturdu. Asıl yanıldıkları nokta buydu. Tıpkı geçmişte olduğu gibi burada da boyun eğeceğine halkın, vatandaşın, milletin buna boyun eğeceğine dair bir kabulleri vardı. Çünkü biat kültürüne göre yetişmişler. Onların kendi ölçüp biçmelerine, kendi teknik analizlerine, kendi siyasi araştırmalarına göre yani onlar bir ihtilal yapmak için, bu ülkenin yönetimini bir anlamda ele alabilmek için gerekli bütün altyapıları yaptıklarına inanıyorlar. Eğer bir inanç olmasaydı yapamazlardı bunu. İnanıyorlardı ama hesap etmedikleri bu milletin ceferinde var olan onuruyla oynamasına tahammül edememe duygusu. Ne olursa olsun millet bütünlüğüne ve devletin yapısına, üniter yapısına tecavüzün kolay kolay kabul edilemeyeceği anlayışını hesaba katmadılar. Öyle gözüküyor. Herkesin hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Ve yürekten inanıyorum ki o gece Allah'ın hesabı da devreye girmiştir. İnsanların yapıp ettiklerine inandı. Toplumun fıtratını tahmin edemediler. Yani milletin darbelere karşı bir bilinç içerisinde olduğu, darbe karşı kültürünün toplumun genel ahlakı haline geldiğini ve bu milletin kendine güvendiğinde ve karşı durabileceğini, engelleyebileceğini, inandığı anda sokağa çıkabileceğini öngöremediler. Genelde darbe yapanlar halkı küçümserler. Halkı böyle güdülecek, yönetilecek, şekilde kontrol edilecek, kendi başına düşünmemesi gereken. Zaten hani sen iyi düşünemezsin, ben senden daha iyi düşünüyorum diyerekten darbe yapar darbeci zihniyet. Önceki darbeler gibi halkın tepki veremeyeceğini düşündü ama halk buna karşı çıktı. FETÖ'cüler aslında içinde yaşadıklarını zannettikleri halkı yeterince tanıyamamışlar. Bu ülkede hem darbeye karşı, hem FETÖ'ye karşı, hem de Amerikancılığa karşı nasıl bir öfkenin olduğunu hesap edememişler.
Ordu içerisindeki bazı paşalarımız, komutanlarımız, Ömer Haris Demir gibi kıymetli isimlerimiz, hele bir bakalım durum nasıl olacak, ona göre vaziyet alırız demediler. Onlar da anneleri, babaları gibi, sokaktaki gençler, kadınlar gibi, yaşlı insanlar gibi darbenin başladığı andan itibaren de darbeye karşı bir vaziyet aldılar ve bunun için şehit olmayı, ölmeyi de gözü alarak onların karşısına çıkabildiler. Bence FETÖ'cüler ve darbecilerin unuttuğu ikinci hesap hatası da, yaptıkları hesap hatası da buydu. FETÖ'cüler Amerika konusunda yanıldılar. Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar bugün FETÖ'ye sahip çıksa bile darbe gecesi baktı ki Türk halkı direniyor, ordunun vatansever kısmı direniyor, siyaset direniyor, herkes direniyor. O gün desteği de çekti. O gecelik desteği çekti daha doğrusu. Bence FETÖ, Amerika'nın her ne şartta olursa olsun darbeyi sonuna kadar destekleyeceğini, hatta yetersiz kalındığı durumda belki Amerikan jetlerinin gelip destek vereceğini, belki bir iç savaş çıkaracaklarını falan da düşünüyorlardı. Ama FETÖ'nün arkadaki lojistiği, arkadaki ağababaları baktı ki Türk halkı direniyor ve bu darbe başarılamayacak. Ve bir anda o gece darbe ile desteğini bir anda geri çekti. Misafirlerimiz bilimsel araştırmalarının sonuçları ışığında sorularımıza cevap veriyor demiştik. Gerek o gece yaşadıkları, gerekse o gecenin kahramanlarıyla ilgili titizlikle yürüttükleri incelemeler ışığında analizlerini paylaşıyorlar bizlerle. Biz de sorduk. Bu araştırmalarınızda sizi en çok etkileyen ne oldu? Eğer şunu diyen varsa, ben canıma güveniyorum, ben geçer giderim diyen varsa bu işin geçsin. Ben geçerim abi. Aç beni abi. Ben geçerim. Evet abi, ben de geçerim. Aç abi, ben geçerim. Ben de geçerim abi. Haydi araba. Arabalar, arabalar. Haydi. Araba. Arabalar. İnsan bir kere ölür. Adam gibi ölür. Kimseye bırakmayacağız artık. Yeter, yeter, yeter. Ben en çok şehit olma arzularından etkilendim. Bunu böyle bariz bir şekilde şahit olmak, bu beni etkiledi. Çünkü bunun gerçek olduğunu gördüm. Yani bunun hayatta bir karşılığı varmış. Gerçekte bunun için kendini adayan insanlar varmış. Bu beni çok etkiledi. Bazı olaylar özel kahramanlar bekler. Sanki o kahramanlar ortaya çıksın diye gerçekleşir. Erol'un şehadeti de böyle bir şeydi. Haber alınca köprüdeki askerleri merak ediyor. Ben bir çıkayım bakayım diyor. Biliyorsunuz oğluyla beraber şehit oldu. Oğlu, yalnız bırakmam baba seni, ben de gelmek isterim diyor. O anda annelerinden ayrılar, başka bir yerdeler ve öbür kardeşleri de yanlarında. Bunun üzerine Erol Bey oğluna, büyük oğluna diyor ki tamam kardeşlerin annelerini bırak, gel o zaman beraber gidelim diyor ve beraber çıkıyorlar. Ve çıkışlarından çok kısa sonra, belki de yani 15-20 dakika içinde şehit haberi geliyor. Bu belli ki 15 Temmuz'un kahramanı, belki Cumhurbaşkanı ile beraber veya Cumhurbaşkanı'ndan önde arkada, o Allah'ın takdiri katındadır. Erol'un şehadeti olmuştur. Bu unutulmayacak bir şeydir. Mizahi tavrını, en ciddi olay karşısında bile mizahi tavrını bilen birisi olarak söylüyorum. Erol bu kadar ciddi işleri zor yapardı ama o gece dünyanın belki de kainatın en ciddi işini yaptı. 15 Temmuz'dan sonra biz birkaç araştırma yaptık. Çok enteresan sonuçlar var ama sizinle paylaşmak istediğim, beni çok memnun eden ve birazcık konuya vakıf olma rağmen yine de beni şaşırtan oradaki veri şuydu. Gençleri darbe karşıtı. Zaten o gece şehit olanların içerisinde ya da gazi olanların içerisinde yaşı küçük olan, genç olan çok sayıda arkadaşımız, vatandaşımız var. Ya bu gençler bir şey bilmiyor. İşte gençler bilmez diye başlayan kalıp cümleler, ön yargılı cümleler vardır ya. Araştırma sonuçları gençlerin geçmiş tarihe, yakın tarihe dair bir şey bilmediklerine dair ön yargıları ters yüz edecek çok önemli bir veriye sahip. Gençlerimiz darbelerden haberdardır. Yani gençlerimiz aslında hem coğrafyadaki, Afrika'daki, Orta Doğu'daki darbelerden haberdar olmuşlar, hem de bir darbenin
bir ülkenin başına nasıl bir bela olabileceğine dair de belli bir malumat sahibi olmuştular ve bu malumat sahibi olma onların sokağa çıkmasını biraz daha kolaylaştırmıştı. Bu bizim için enteresan bir bilgi. O insanlar tüm toplumu düşünerek hareket ettiler. Bencil düşünmediler. Bencil olsalardı bunların hiçbirini yapmazlardı. Sembol resimlerinden bir tanesi tankın önüne duran bir genç kızımız vardı. Kim olduğunu ben hala bilmiyorum. Ama gerçekten çok etkileyiciydi. Hangi duygularla oraya gitmişti? Doğrusu gerçekten de merak ediyorum. Belki bilinmemesi de daha iyi. Bazı şeyler sadece bir film olarak, bir görsel malzeme olarak hatırlanması ve toplumsal hafızaya o şekilde yer alması daha da iyi olur. İyi olmuştur diyebilirim. 15 Temmuz 2016. Kıyam. Muhteşem bir direniş. Bir kahramanlık destanı. İşte biz de o kahramanlığın sosyolojisini konuşalım istedik. Böyle Oldu'nun bu bölümünde. 4 kıymetli isim eşlik etti bizlere. Yaptıkları araştırmaların sonuçları ışığında sorularımıza cevap verdiler. Samimi anlatımları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ve Böyle Oldu'nun sonuna geldik. Bir başka yaşanmışlıkta bir arada olmak dileğiyle. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola.